İddianame bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklandı hocam. Açıklanan iddianame resmen açıklandı. Açıklanan iddianame bizim Tele 1 olarak daha önce ulaştığımız iddianameyle birebir aynı. Yani Tele 1 haberciliği bu konuda son derece etkin, hızlı ve herkesten önceydi. O iddianamede yer alan bütün bilgiler resmen açıklanan iddianamede de tekrar ediliyor. Aynı yerlerde ve aynı ilişkiler içinde. Buna göre büyük bir kara para aklama şebekesi, bir çete, bir mafya organizasyonu söz konusu ve bunların yatırımlarının büyük bir bölümü Türkiye'de. O nedenle iddianamede Amerika Birleşik Devletleri, Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'deki mal varlığına el konulmasını ve paraların Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilmesini istiyor. Diyor ki bu paralar bizim yurttaşlarımızın, hazinenin parası. Şimdi diğer taraftan Bora Jet'in satın alınması olayına ayrıca geleceğiz. Onu başka bir programda ben ayrıntılarını size anlatacağım. Bora Jet diye bir hava yolu şirketi var. Borçları karşılığı biz bunu kurtaralım, batmaktan kurtaralım, yatırım yapalım, sonra oturalım, konuşalım deniyor. Ondan sonra da iflas etti deniyor. Adını değiştiriyorlar. SBK Air yapıyorlar adını. Firmanın. Amerika bunu da istiyor. Oraya harcanan para bizim paramızdı diyor. Beylerbeyi'nde alınan bir yalı. Yine orada pahalı bir daire. Bir otel deniyor. Yani Paramount Otel. Değerli seyirciler. Amerika Paramount Otel'ini istiyor. İddianameye göre. Bir otel olarak geçiyor. Ve başka fabrikalar, işletmeler, bankalardaki paralar. Kendisiyle yaptığım telefon görüşmelerinde banka hesaplarında 700 milyon dolar parasının olduğunu bana söyledi. Acayip bir para yani. Hakikaten Türkiye'nin belli başlı büyük gruplarının kasasında böyle bir para olmaz. Nerede o para? Evet, o para yani banka hesaplarımda diyor. Hayır, Türkiye'de mi Amerika'da mı? Olsa görülür, bilinir. Şimdi Amerika el koyardı hocam. Amerika el koyardı. Evet. Belli ki Amerika'da değil. Evet. İsviçre'de ve Avusturya'da belli ki. Ağırlıklı olarak İsviçre'deki bankalarda ve Türkiye'deki bankalarda. Türkiye'de de yine yakın zamanda el değiştiren büyük bir bankayı, piyasada tanınan bilinen, adını burada anmayalım, büyük bir banka üzerinden yapmışlar bu işlemleri. Bankanın bu işte bir katkısının olduğunu söylemiyoruz. Ama bir banka ağırlıklı olarak kullanılmış bu işlerde. Sık sık adını duyduğunuz, herkesin tanıdığı, bildiği bir banka. Şimdi 700 milyon dolar gibi ciddi bir nakit paranın hesaplarında olduğunu, onu da bana dün de söylemiştim. Ya ben 4200 çalışanım var, onların maaşını ödeyemedim hesaplarında bu kadar para varken diye yakınmak için anlattı bunları. Şimdi bütün bu paraları istiyorlar ve hakkında istenen ceza, öyle ben masumum vesaire diye açıklamalar yapan, konuşan birine istenen ceza değil. 225 yıl hapis cezası isteniyor. 225 yıl. Amerika'daki yargılamada insanın canını okurlar. Ya işbirliği yapacaksınız, itiraf edeceksiniz, bütün çaldıklarınızı iade edeceksiniz. Ondan sonra size bir ceza indirimi, daha sonra sizi takip ederek bir şartlı tahliye imkanı sağlayacaklar. Tıpkı Rıza Sarraf gibi. Ancak öyle olur belli bir süre hapis yattıktan sonra. Bu nedenle Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'de yargılanmayı talep ediyor. Türkiye'de yargı sistemine her nedense çok güveniyor ya. Bu size bir şey anlatıyor mu değerli seyirciler? Avukatları böyle başvurmuş. Yani Türkiye'de yargılanmak istiyor. Türkiye'de nasılsa bir yolunu bulurum diye düşünüyor olacak demek ki. Çünkü Türkiye'nin güçlü isimleriyle, muktedirleriyle, iktidar mensuplarıyla, Türkiye'de hüküm sürenlerle fotoğrafları var. Örneğin Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğrafı var. Yanında Joseph ya da Jacob Kingston, kendisi ve bir başkası daha var. Birlikte fotoğrafları var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüleri her basın toplantılarında çıkarıp bunu gösteriyorlar. Ya buna bir cevabınızın olması lazım. Ne işiniz var böyle bir adamla, böyle bir kara para aklayıcısıyla bunları söylemeniz lazım. Bunu açıklamak durumundasınız. O fotoğrafı neden çektirdiğinizi, bir koridorda birlikte nasıl yürüdüğünüzü, ne konuştuğunuzu bunları açıklamak zorundasınız. Durum böyle. Mesela borcunun silinmesi istenen 45 milyon var. Bunun İnan Kıraç'a ait olduğu söylendi. İnan Kıraç bunu bugün yalanladı. Hayır dedi. Biz bir hisse aldık. Bunun karşılığında da 6 milyon doları ödedik. 6 milyon doların Türk parası karşılığı 40-45 milyon liradır. O Türk lirasıdır.
ve aramızda herhangi bir ihtilaf yok. Biz bir alışveriş yaptık. Biz ilişkimizi kestik zaten kendisiyle. Bir ticari ilişkisi olmuş. Yasal bir ilişki, meşru bir ilişki. Bir alım-satım işi. Parasını ödemişler ve almışlar. Bugün bir açıklaması var. Bu önemli. Çünkü Sezgin Baran Korkmaz demeye çalışıyor ki Koç grubuyla ya da Koç grubuyla ilişkili bir kişiyle bir ihtilafım nedeniyle başıma böyle şeyler geldi. Tam bir yalancı. Tam bir yalancı. Şimdi Borajet'in açtığı dava belli. Onun iddianamesi belli. O iddianamede adı geçen gazeteciler var. Onları açıklayacağız. Kimse bir yere kaçamaz çünkü Tele 1 var. Tele 1 haberciliği var. Tele 1 gazeteciliği var. Tele 1 yorumculuğu var. Buyurun hocam.